Yıkım sahasından uzak durun. 2, 1. Depremin vurduğu Hatay'da dinamit kullanılarak yıkılan 15 katlı binanın yerle bir olma anı drone kamerasına yansıdı. Daha yılı dolmadan yıkılan binanın sahiplerine milyonlar verip aldıkları evlerinden geriye borç kaldı. Kahramanmaraş merkezi depremlerde en büyük yıkımı alan Hatay'da kentin yeniden inşası için ekipler gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesinde de yıkım çalışmaları çerçevesinde Akasya mahallesinde 15 katlı bina dinamit kullanılarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise drone kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayı itibariyle vatandaşların yaşamaya başladığı ve asrın felaketinde ağır hasar alan binada dairelerin 2 milyon liradan alıcı bulduğu öğrenildi. Şimdi olan bölgesi. Gördüğünüz gibi her tarafa baktığınız zaman hep yeni yerleşim. Hepsi de adı altında yapılan çevrim altında olan yerler, yerleşkeler. Buradaki binaların çoğu 1 yıllık, bilemeden azım 2 yıllıktı. Yani bir 7 ay gibi bir şey oturduk yani. Yani depreme dayanıklı her şeyin dört dörtlük olduğunu, güzel bir şey olduğunu söylemişlerdi. Biz de o güvence altında milyonlar verip almıştık yani. Şu anki değerini söylesem sana yani 4 milyon. Yani biz canımızı, her şeyimizi buraya bağlamıştık yani. Daha ne bekleyebiliriz ki? Yani. Hayatlar gitti yani burada yani. Burada geriye kalan sadece insanlarda borç kaldı yani. Burada oturanların çoğu memur, esnaf da var daha çok. Herkes şu arada sadece borç kaldı. Tabii ben de kredi çektim aldım. Şu an borç kaldı yani. Site kalmadı kardeşim.